Metaverse'de de bulur mu bizi? Bugün cumartesi. Canım enteresan bir konu işlemek istedi. Neydi o 90'lar? Yok artık eski bayramlar. Devamlı bir geçmiş hayranlığı. Ya gelecek? Ürkütüyor insanı. Metaverse. Anlamı, evrenin ötesi. Gerçekliğin, sanal olan ile ayırt edilemeyeceği geleceğin ta kendisi. Fiziksel ve dijital dünyaların birleşimi. İnsan yaşamının bir kısmının orada devam etmesi. Pandemiyle birlikte eğitimin, çalışmanın, alışverişin online olabileceğini gördük. Şimdi sıra geri kalanlarda. Metaverse trilyonlarca dolarlık bir yapı haline gelecek. Sadece oyun ve eğlenceyle sınırlı kalmayacak. Piaget'in 2024 raporuna göre, Metaverse pazarı 2040 yılına kadar 1.5 trilyon dolara ulaşacak. Ben size söyleyeyim, en az 3 katı olacak. Yepyeni fırsatlar sunacak. Herkes aynı internet gibi metaverse evrenine bir şekilde dahil olacak. Gidip de bu durumu gerçek dünya ile karşılaştırmaya çalışmayın. Birbirlerinin yerini tabii ki alamazlar. Gerçek vücudumuz ile gerçek bir dünyaya sahibiz zaten ama yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. İnsanlar bu sanal evrende çok vakit harcayacak. Bu görülüyor. Yapay zekanın gündemdeki yeri aşikar. O aralar her yerde o var. Peki sonunda iş nereye bağlanacak? Bundan 20 yıl önce sosyal medya neyse, 20 yıl sonra da metaverse öyle olacak. Eğitim alanında ise sınırlar zorlanacak. MIT'nin yapay zeka laboratuvarından gelen bilgilere göre, 2035'te devrim başlayacak ve öğrenciler dersleri hologram öğretmenlerden alacak. Sınıfa girerken Mars yüzeyindeki bir araştırma istasyonundan geçmek paha biçilmez bir deneyim olacak. Sanal dünyada tıpkı gerçek dünyadaki gibi insanlar alışveriş yapabilecek, gezecek, konserlere, toplantılara, buluşmalara katılabilecek. Dijital bir şehre girmek istediğimizde vize istenecek. Tabii ki çoğu bedava olmayacak. Yepyeni bir ekonomi oluşacak. Malum Elon Musk, insan beynini Neuralink projesi ile bu evrene tam bağlantı için hazırlıyor. Başarılı olursa, Matrix filmi gerçekleşir diyebiliriz aslında. Ekonomik olarak bakıldığında, Metaverse'in bu kadar çeşitli kullanım alanları sunması, onun sadece geçici bir heves olmadığını gösteriyor. Büyük yatırımcılar ve teknoloji devleri, Metaverse projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Ve bu yatırımların meyvesini çok yakında toplamaya başlayacaklar. İşin güzel tarafı en çok da bize yarayacak galiba. Parasızlıktan kimsenin bir yere gidebildiği yok bu sıcaklarda. Kabloyu dayasınlar ensene, kendi halinde dolaş İtalya, İspanya sahillerinde. Nefis seçenek bence. Yemişim Türkiye'nin derdini. İster birbirlerini yesinler ister kafa göz girsinler. Tak fişi diyeceğim ama korkuyorum ya orada da bulursa bizi. Murat Oğlu çıkartın buradan beni.